Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Şubat ayı sizin için oldukça hareketli, yeni şeyler öğrenebileceğiniz, kişisel gelişiminizle ilgilenebileceğiniz ve özel hayatınızda, ailevi konularda da yeni başlangıçlar yapabileceğiniz önemli bir ay. Ayın ilk haftası içerisinde gezegeniniz Mars'ın Oğlak burcunda olması, yanında Venüs var, Merkür var. Yani daha çok biraz üçüncü ev konularında daha fazla çaba ve enerji harcadığınızı görüyoruz. Bu öğrenciyseniz eğitimle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili daha fazla bir işte araştırmak, okumak, yazmak, çalışmak, sınavlar, eğitimler ve benzeri konular olabilir. İş hayatınızda projeleriniz üzerine bir şeyleri tasarlıyorsunuz, yine anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz. Seyahatleriniz olabilir. Yakınlarınızdaki kişilerle, komşularınızla, kardeşler, akrabalarla daha fazla haberleşmeniz, daha fazla bir arada olmanız da mümkün görünüyor. Güneş ayın 19'una kadar Kova burcunda olacak. Özel hayatınızı, ev yuva alanınızı ve ailevi konuları daha fazla aydınlatıyor. Ve yavaş yavaş tabii ki ayın ilk haftasından itibaren gezegenler de Kova burcuna doğru yolculuğa başlayacak. Dolayısıyla bu ayın genelini biraz evde daha fazla zaman geçirmeniz, yakınlarınızla, aileyle, evle daha fazla ilgilenmeniz, buralarda yeni bazı düzenlemeler yapmanız mümkün. Ayın 10'unda 20 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. Ve bu yeni ay sizin için etkili. Çünkü sabit bir burçta, aynı zamanda Uranüs'le, karşıt burcunuzdaki Uranüs'le de önemli bir açıda bulunuyor. Dolayısıyla biraz da hani daha kadersel çalışabilir, daha hayatınızda etkili çalışabilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ayın etkisiyle bir düzen değişti, bir taşınma söz konusu olabilir. Mesela başka bir yere taşınabilirsiniz, bir ev alabilirsiniz, evinizi satabilirsiniz ya da size ait bazı mülkleri kiralayabilirsiniz, satabilirsiniz. Kentsel dönüşümü gibi aileyle bağlantılı konularınız olabilir, ev ve mülklerinizle ilgili. Yuva kurmak, evlenmek gibi konular da tabii ki düzeninizle ilgilidir. Dolayısıyla bu yeni ay aslında Uranüs'ün de etkisiyle ani bir evlilik, bir taşınma, yuva kurma, belki bir ayrılık, ayrılık sonucunda da bir düzen değişimi olabilir tabii ki. Bununla birlikte ebeveynleriniz, hani onlarla ilişkileriniz, anneniz, babanız, hani genel aile düzeniniz ve bunları da etkileyebilecek konularınızın daha fazla gündemde olmasını da bekleyebiliriz. Bu yeni ayla birlikte sevgili akrepler. Ayın 13'ünde Mars Kova burcuna geçecek, 16'sında Venüs Kova burcuna geçecek ve bu geçişle birlikte her iki gezegen Plüto ile birleşiyorlar. 14 Şubat'ta Mars Plüto kavuşumu 4. evinizde. Bu biraz zor bir açıdır. Yani her ikisi de aslında sizin için yönetici gezegen. Dolayısıyla sizi de çok hırslı, çok kararlı, tutkulu yapabilir. Biraz hani özel hayatta ya da aile içerisinde bir mücadelenin, güç mücadelesinin böyle bir zorlanmanın olması da mümkün. Lütfen aile içi ilişkilere dikkat edin. Ebeveyn sağlıklarına özellikle özen gösterin ve evde olabilecek kazalara, sakarlıklara da çok daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Genel sağlık anlamında da işte sinir sistemi, nörolojik sorunlar falan etkilenebilir böyle bir gezegen geçişinde özellikle. Şartları çok zorlamamak lazım ayın ortalarında. Güneş 19'undan sonra Balık burcuna geçecek. 23'ünde Merkür Balık burcuna geçecek. Biraz daha enerjiler yumuşamaya, hani ilginizi, alakanızı bu aile, ev konularından daha çok İşte özel yaşama, eğlenceli konulara, romantik konulara yönlendirmeye başlayabilir. Sosyalleşmek için ayın son haftasında daha fazla imkanınız olabilir. Ya da kişisel ilgi alanlarınıza, hobilerinize, işte yeteneklerinize falan bunlara daha fazla şöyle bir yönelebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, müzik, spor, bunlarla ilgilenmek için daha fazla hani motivasyonunuz artmaya başlayabilir. Ve 24'ünde Başak Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay size güzel bir açıda. Güzel de bir dolunay aslında. Çünkü Jüpiter'in çok olumlu bir açısı var. Dolayısıyla kısmetli, pozitif, iyimser bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. 11. evinizde olacak ki meydana geldiği alan da güzel bir alan. 11. ev zaten şansla ilgili bir alan. Dolayısıyla dolunayın kendi içindeki o tamamlanma ve dönüşüm enerjisi ihtiyaç duyduğunuz
Yani bir beklentinizin, umut ettiğiniz bir şeyin sonuçlanması, bir hedefinize ulaşmanız anlamına gelebilir. Bu maddi manevi bir başarıyı da getirebilir. Sosyal hayatınızda etkileşimlerin olması mümkün. Jüpiter çünkü ilişki evinizde. Dolayısıyla bu dolunay bir tanışma, bir teklif getirebilir size. İşle de ilgili olabilir, özel hayatınızda da ilgili olabilir. Dolayısıyla böyle arkadaş ilişkilerinizin artabileceği, davetlere katılabileceğiniz, eğlenceli ortamlarda sizin için önemli olacak kişilerle tanışabileceğiniz de bir dolunay etkisindeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda gezegenleriniz varsa tesiri artabilir. Ve güneşiniz veya da yükselen burcunuz eğer 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha olumlu, çok daha etkili olacağını söyleyebilirim. Ayın son günlerinde, son haftasında bu dolunayın etkileri şekillendirici olabilir sizin için. Güneşin, Satürn'ün ve Merkür'ün balık burcundaki geçişleri ayın 27'si, 28'i gibi son günlerde özellikle tesirli olacak ama size güzel bir açıda olacaklar. Dolayısıyla bu biraz daha belki özel hayatınızda daha uzun vadeli düşünmeniz, ciddi düşünmeniz, önemli kararlar vermeniz, bir ilişkinizin sorumluluğunu almanız olabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda da biraz daha yine uzun vadeli yapılandırmalar, ciddi konuşmalar, kararlar anlamına gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepleri de destekleyebilir aslında bu geçiş. Hem dolunay enerjisi hem de çocuk evinizdeki bu gezegen geçişleri çocuk sahibi olmak isteyen akreplerimiz için de önemli bir süreci gündeme getirebilir. Kişisel yetenekleriniz, hobileriniz, işte sanatla ilgilenme, sporla ilgilenme ve bunları geliştirmek istiyorsanız sizin ya da çocuklarınızın işte bir eğitime başlamak, uzun vadeli böyle yapılandırmalar için bir adım atmak, karar vermek, böyle bir süreci başlatmak için de yine bu Şubat ayının son günlerini çok önemli ve verimli değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.